Fuat Uğur, Türkiye bu savaştan büyüyerek lider ülke olarak çıkacak. Tüm belirtiler gösteriyor. Görmemek için kör olmak lazım. Şu şartlarda bile açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'ni izlediğimde bu ülkenin neleri başarabileceğini bir kez daha anladım. Neler var? Bir kere dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası. Diğer adıyla sismik yalıtım. Yani olası bir depremin hasar oluşturma potansiyelini en aza indirmek için kullanılan bir yardımcı araç yapının depreme dayanma kapasitesini arttırıyor. O halde rakamlar konuşsun. Kapalı inşaat alanı 1 milyon metrekare. Yatak kapasitesi 2682. Günde 32.700 hastaya hizmet verecek. Salgın bölümlerinde 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör yani kalbin normal dış atımını tekrar normal kalp ritmine döndüren araç, 75 EKG cihazı, 1035 hasta yatağı. 150 adet acil muayene ve müdahale sedyesi. Bu ülkenin yerlisi değil onlar. Gurur duyun ülkenize diyeceğim ama nafile. Hastanenin açılması için bağlantı yollarının asfaltlanması gerektiği ortaya çıkınca bu benim işim değil diyen Ekrem İmamoğlu'nun derdini anladınız mı? Çünkü o ve onun gibiler bu ülkenin yerlileri değil, yabancı hepsi. Yapılan güzel işler, gelişme, başarı onları mutsuz ediyor bu yüzden. Eksik malzemeli kolilerini alan bir Allah'ın kulu çıkmadı ortaya. Millet koli beklerken ellerine tutuşturulmuş 2 kilo portakalı görüp neye uğradığını şaşırdı. Hafta sonunda da 500 bin ton asfalt döktürdüğü palavrasını attırdı ortaya. Millet, kardeş senin 500 bin tonu dökmen için 25 bin kamyonu seferber etmen gerek. Zaten çalışmayan asfalt fabrikaların değil 500 bin. 5 bin ton bile üretemez diye alay alınca, pardon 5 binmiş, 500 bin sefer oldu diye düzeltti. Fark etmese yedirecekti. Aslında 5000 tonda yalandı ya neyse. Ellerinden gelse Azrail'e yardım edecekler. Çıldırdılar. Sürekli yalan üretiyorlar. Test sayısı artmasına rağmen vaka sayısı düştükçe, taburcu sayısı arttıkça içleri kan alıyor. Vefat edenlerin sayısı stabil devam edince haşa Azrail'e yardım edesi geliyor hepsinin. Adeta abi senin de işin zor. Yoğunsun biliyoruz. İstersen yardım edebiliriz diyecekler. Başakşehir Hastanesi'nin açıldığı gün İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesi manşetinden Türkiye'den gelecek 84 ton yardım malzemesi 24 saat gecikirse ülkemizdeki sağlık sistemi durabilir diye yayın yaparken de yürekleri yanıyor. CHP trolleri utanma sözcüğünü rafa kaldırdı. Dün Başakşehir Hastanesi'nin görkemli görüntüleri eşliğinde açılışı yapılırken CHP'nin sosyal medyada faaliyet gösteren trollerinden Tuncay Özkan, Gürsel Tekin, Barış arkadaş, Yancıları İsmail Saymaz ve Melis Alpanların Cumhuriyet Bir Gün gibi gazetelerin yırtılmaları da ibretlikti tam anlamıyla. Bir önceki gün Adana Sahra Hastanesi komedisiyle zaten rezil olmuşlardı. Amaçları yalan haberlerle başarıları gölgelemek, görünmez kılmak olduğundan Burdur Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in vurulmasını salla görüyle ilgili verdiği mücadeleye bağlayıp hükümeti ve İçişleri Bakanlığı'nı zan altında bırakmaya çalıştılar. CHP Milletvekili Mehmet Gökmen, belediye başkanına saldırının fuhuş yapılan bir otelin kapatılması ile ilgili olduğunu söylemesi bile onları utandırmadı. Yaptıkları her şey aslında zavallılıklarını görünür kılıyordu. Marka ve patent firmaları neden çok yoğun çalışıyorlar? Ama onlar rezillikte birbirleriyle yarışırken çılgın Türk girişimciler habere çalışıp üretiyorlar yeni buluşlarla. Çok yakın bir arkadaşımın avukat olan eşi patent verme işleriyle uğraşıyor yıllardır. Dün konuştum kendisiyle. Hal hatır sormak için. Malum salgın günlerinde arkadaşları aramak gerekiyor. Çok yoğunuz dedi bana. Sebep ne hayır diye sordum. Anlattı. Normal kriz zamanlarında bizler biraz boşa çıkarız patent firmaları olarak. Ama korona salgını nedeniyle patent başvurularından başımızı alamıyoruz. Tıbbi malzemeler, teknolojik cihazlar, yerli üretim yapan ilaç firmalarının başvuruları o kadar çok ki. Bu genel bir doğrudur ve kanıtlanmıştır. Krizler ihtiyaçları ortaya çıkarır, ihtiyaçlar da buluşları. Dün Başakşehir Hastanesi'ne teslim edilen 100 adet yerli solunum cihazı da onlardan biri. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından açıklandığına göre Biosis Biyomedikal Şirketinin tasarımıyla Arçelik tarafından üretilen yerli sorunun cihazlarının binlercesinin yakında devlete teslim edileceğini dün bizzat Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Tabii bu tasarımın üretimine Aselsan'ın katkılarını da belirtmek gerek. Bu arada İşte gerçek Türkiye bu. Gerisini boş verin.